Evet, geçen dersin sonunda fark alıcı yükseltiçleri görmüştük. Evet, bunun formülünü çıkartmıştık burada. Şimdi başka bir konu. Kaskat op-amp devreleri. Kaskat kelimesi İngilizce'deki cascade. Cascade'in Türkçeleştirilmiş hali. Burada birden fazla op-amp'ın art arda eklenmesiyle daha yüksek kazançlı bir yükseltiç elde edilmiş oluyor. Burada görüyorsunuz A1 kazanç, A2 kazanç, A3 kazanç. Yani bu 3 aşamanın genel kazancı A1, A2, A3'tür. Tabii bunları ard arda ekleyebilmemizin mümkün kılan şey op-amp'ın giriş direncinin sonsuz yani çok yüksek, çıkış direncinin de çok düşük olması. İdeal op-amp. Böylece ne oluyor? Buradaki V2 bunun direnci sonsuz olduğu için tamamen buraya geçebiliyor. Çünkü bunun çıkış direnci RO. RO da sıfıra gidiyordu, değil mi? Böylece V2 tamamen buraya geçebiliyor. V3 de tamamen buraya geçebiliyor. Yani kayıpsız olması nedeniyle bunu yapabiliriz. Yani ideal op-amp olması önemli. DB cinsinden kazanç da A1 dB artı A2 dB artı A3 dB, yani desibel cinsinden kazançta her aşamanın desibel cinsinden kazançlarının toplamı oluyor. Evet, burada bir kaskat op-amp devresi var. Şunu şöyle, burası 20 milivolt. Burası da 20 milivolt. Buradan akım geçmez. Buradan akım geçmez. Dolayısıyla burası 3 olduğuna göre burası ne olur? Onun pardon 15 bölü 3, yani 5 de çarp. Burası 100 milivolt olur. Burası da 100 milivolttur o zaman. Bunlar ideal op-amp'ın özellikleri, hatırlarsınız değil mi? Op-amp'ların giriş gerilimleri eşittir. Girişten de akım geçmez. Burası 4 olduğuna göre 14 bölü 4, 1400 bölü 4, 350 milivolt olur. Evet, görüyorsunuz, hiç yani hesaplama yapmadan direkt op-amp'ın üzerinde çözebiliyoruz. Çünkü devre basit bir devre aslında. Op-amp'ın özelliklerini, ideal op-amp'ın özelliklerini kullanıyoruz. VO eşittir 350 milivolt. Onun dışında IO akımını soruyor. IO eşittir 350 milivolt eksi 100 milivolt bölü 10.000. 0,25 çarpı 10 üzeri eksi 4, yani 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 veya 25 mikroamper oluyor. Evet. Evet, V1 5 volt, V2 5 voltsa VO'yu bulun demiş. Burası 5 volt. Burası da 5 volt. Burası da 5 volt. Bu bir voltage follower, değil mi? Burası V2, burası 0 volt. Burası da 0 volt. Burası 5 volt. Buradan geçen akım 0,5 miliamper. Buradan geçen akım 0,5 miliamper. O zaman şuradaki gerilim 0,5 ile 50'yi çarpın, 25 eksi 25 volt oluyor. Yani zaten burasının 10, burasının 50 olduğundan belliydi.
Bu bir eviren yükselteç. Eksi 5 ile çarpıyor sinyali. Bu da bu ikinci aşama toplayıcı. Orası 5, burası eksi 25. Şöyle yazalım. VO eşittir. Eksi 5 çarpı 60 bölü 20 artı 25 çarpı 60 bölü 30. Değil mi? Eksi 15 artı 50 eşittir 35 volt oluyor. Bu da böyleydi. Evet. Şimdi hangi op-amp türlerini gördük? Bir bakalım. Şöyle gelelim. İdeal op-amp. Eviren yükseltici gördük. Evirmeyen yükseltici gördük. Voltage gerilim takipçisini gördük. Toplayıcıyı görmüştük. Fark alıcı yükseltici de gördük. O zaman şöyle devam edelim. Bir uygulama göreceğiz şimdi. DAC nedir? DAC. Digital to analog converter. Dijitalden analoğa çeviren bir devre. Şimdi buraya bakın, blok şeması yani olarak sembol olarak gösterirsek dijital input yani binary ikili 0 1'lerden oluşan bir giriliyor. Sıfır birlerden oluşan bir giriş giriliyor ve buraya analoğa çevrilmiş bir şey giriyor. Yani hani decimal diyebiliriz değil mi? Onluk düzene çevirme diyebiliriz. Yani burası most significant bit, least significant bit. Bunu V1, V2, V3, V4 bu ikilik düzende nasıl onluk düzene çevrilir? 8V1 artı 4V2 artı 2V3 artı V4 olarak bu onluk tabana çevrilmesi mümkün. O zaman V1'i 8 ile ve V2'yi 4 ile V3'ü 2 ile V4'ü de 1 ile çarpan ve toplayan bir devre lazım. İşte bu toplayıcı. Toplayıcı. Değil mi? VO eşittir. Eksi V1 çarpı RF bölü R1. Eksi V2 çarpı RF bölü R2. Eksi V3 çarpı RF bölü R3. Eksi V4 çarpı RF bölü R4. O zaman RF eşittir 8R1 yaparsak. RF eşittir 4R2 yaparsak. RF eşittir 2R3 yaptığımızda ve RF eşittir R4 yaptığımızda o zaman bu sayısal analog çeviriciyi yapmış oluruz. Mesela R1 eşittir 1K, R2 eşittir 2K, R3 eşittir 4K, R4 eşittir 8K yani bunlar ohm cinsinden. RF eşittir de yine o da 8K olursa yani bu örnek bir tasarım oldu. İşte burada dirençlerin değerlerini vermiş. Yani 10K, 20K, 40K, 80K yapmış. VO eşittir eksi V1 eksi V2 bölü 2 eksi V3 bölü 4 eksi V4 bölü 8 oluyor. Yani eksi 1 bölü 8 çarpı 8V1 artı 4V2
artı 2V3 artı V4. O zaman 0, 0, 0, 0 neye karşılık gelir? 0'a karşılık gelir. 0, 0, 0, 1 neye karşılık gelir? Eksi 1 bölü 8. 0, 0, 1, 0 neye karşılık gelir? Eksi 2 bölü 8. Nokta, nokta, nokta diyelim. 1, 1, 1, 1 neye karşılık gelir? 1, 2, 4, 8 topladığımız zaman eksi 15 bölü 8 volta karşılık gelir. Evet. Bu şekilde. Yani bunun ekserisini aldığımız zaman sayısaldan analoga çevirmiş oluyoruz. Diğer bir uygulama enstrümantasyon yükseltici. Instrumentation amplifier deniyor. Bir enstrümantasyon nedir? Enstrümantasyon veri toplama ve ölçüm anlamına gelir. Mesela biyomedikalde çok kullanılır. Vücuttan bir sinyal alma, değil mi? Burada çok ufak sinyaller aldığımız için bunların büyütülmesi gerekiyor ve ayarlanabilmesi gerekiyor. Bu yükselteç o noktada işe yarayabilir. Yani kitaptan aldığım şeyleri İngilizce yazıyorum. Precision Measurement Data Acquisition veri toplama. Thermocouple mesela. Thermocouple yani sıcaklık sensörleri. Burada kullanılıyor. Bu şuraya baktığınız zaman yani şu olmadan düşünelim. Yani burada bir şey var, burada bir şey var. Bu differential gibi. Yani farksal bir fark alıyor diyebilirim. Yani V2, V1 sinyallerinin farkını alıp büyütüyor aslında. Ama şurada bir şey var. Direnç var. O biraz değişik. Yani onun orada olması biraz değişik. Şimdi bu burası V1. O zaman burası da V1. Burası V2. Burası da V2. Tabii buralardan akım geçmediğini hatırlatırım. Şimdi şurası VO2 denmiş. Burası VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Değil mi? Burası da aynı şey. Burası da VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Burası da VO1. Şimdi burada bu akım aynen buradan geçecek. O denklemi yazacağım. Tamam mı? VO1 eksi şöyle yapalım. VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2 bölü R1 eşittir. VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2 eksi VO. Burası VO. Bunu da görün. Bölü R2'dir. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. VO1 bölü R1 eksi VO2 çarpı R2 bölü R1 çarpı 1 bölü R1 artı R2 eksi VO2 çarpı 1 bölü R1 artı R2 eşittir. Eksi VO bölü R2. Evet. Şimdi VO1 çarpı R2 bölü R1 yani bu R2'yi karşı tarafa geçiriyorum.
Eksi VO2 çarpı R2 bölü R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 artı VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2 eşittir eksi VO. Şimdi VO1 çarpı R2 bölü R1 eksi VO2 çarpı R2 bölü R1 artı R2 parantezinde R2 bölü R1 artı 1 eşittir eksi VO. Burada şurayı R1 ile toplayıp şöyle payda eşitleyelim. O zaman şurası gider. O zaman ne olur? VO karşı iki yer değiştirelim. VO2 eksi VO1 çarpı R2 bölü R1 olur. Yani ben şimdi ne yaptım? Enstrümantasyon yükselticinin çıkış gerilimini şuradaki VO1 ve VO2 cinsinden yazdım. Bu burada dursun. Şimdi sırada ne var? Şurada bir akım geçiyor. Böyle aynen geçiyor, tamam mı? Yani şöyle i akımı geçiyor. Buralar sıfır, dikkat edin. Akım komple direkt aşağı iniyor. Yani i eşittir VO1 eksi VO2 bölü. Bakın burada R3 var, R4 var, R3 var. Yani 2R3 artı R4. Tamam. İ aynı zamanda nedir? İ aynı zamanda burası da biliyorsunuz V1'di. Burası da V2'ydi. İ eşittir V1 eksi V2 bölü R4. Yani bu ikisinin birbirine eşitliğinden ne yapıyorum? V1 eksi pardon VO1 eksi VO2 eşittir 2R3 artı R4 bölü R4 çarpı V1 eksi V2. VO2 eksi VO1 diyelim. 1 artı 2R3 bölü R4 V2 eksi V1. Bu da ikincisi. Şimdi burada VO2 eksi VO1 var. Bunu alıp buraya koyduğum zaman VO eşittir 1 artı 2R3 bölü R4 çarpı R2 bölü R1 çarpı V2 eksi V1 oldu. Yani benim yükselticim bu şekilde çalışıyor. Burada görüyorsunuz. Tamam mı? Bu burada dursun. Bir şeye dikkat çekeceğim. Bu devreyi bu şekilde çizmiştim. Birinci şekilde çizmiştim. Bunu biraz şöyle dışarı çekeyim şöyle. Ama devre konfigürasyonu değişmeyecek yani. Bakın şu ikinci şekilde yaptım. Tamam mı? Yani ve ayrıca şunu da yapıyorum. Yani benim yükselticim aslında bu. Yani şu karenin içi sabit. Yani karenin içi sabit. Karenin içi sabit ve bütün dirençler eşit. Yani tüm dirençler R. Sadece bu ayarlanabilir. Yani bu enstrümantasyon yükselticinin tek bir direncini ayarlayabiliyorum sadece. Onu ayarlıyorum. Diğer her şey sabit. Tamam. Bunu aklımızda tutarak şey yapalım. Yani R1 eşittir R2 eşittir R3 eşittir R olursa ve R4 eşittir RG olursa ne olur? Şöyle. Yani burası R.
pardon, burası R, burası R, bunlar birbirini götürdü. Burası R, burası RG olduğu zaman, o zaman VO eşittir V2 eksi V1, yani giriş gerilim farkı çarpı 1 artı 2 R bölü RG. Buna AV diyorum, kazanç. Bu enstrümantasyon yükselticinin kazancı oluyor ve ayarlanabilir. Tamam. Evet. Yani ne oldu? Kazancını ayarlayabildiğimiz bir yükselteç elde ettik. Ve onu şöyle ifade edebilirim. Bakın çok değişik değil mi? Yani çok değişik değil aslında. Yani bir op-amp var. Tamam. Tabii ki bunlar yine VCC'ye bağlı. Hiçbir şey, yani normal op-amp ama şuraya bir direnç çıkartmışız. O işte ayarlanabilir direnci sembolize ediyor. Bu enstrümantasyon yükselticinin sembolü. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bunun avantajı ne? Bakın. İki tane sinyal var, tamam mı? İki tane sinyal var. Daha büyük bir sinyal üzerine binmiş gürültüler. Yani bu V1, bu V2. Buraya V1, buraya V2 dersem bu iki sinyalin farkını alır, büyütür. Yani small differential signal riding on larger common mode signal. Yani o ufak gürültü gibi olan sinyali bu şekilde ölçebilirim. Tamam. İki farklı gerilim kaynağını iki uca koyarım. Aradaki farkı alır. Farkı da alıp, o çok küçük bir fark tabii. Ama ayarlayabiliyorum kazancı. Onu büyütebiliyorum. Bu şekilde. Yani burada kullanılabilir. Ondan sonra avantaj sadece tek direnç değiştirerek kazancı ayarlayabilirim. Şöyle yapamaz mıydım? Yani buradaki bir direnci değiştirerek de kazancı ayarlayabilirdim, değil mi? Yani sadece içerideki bir direnci değiştirerek, ama o zaman simetrik olmazdı. Yani içeride simetrik, yani simetrik olması için iki direnç değiştirmek gerekiyor. Oysa ki ben bu sayede, bu enstrümantasyon yükseltici tasarımı sayesinde sadece bir tane direnci değiştirerek hem simetriyi koruyorum. Yani V2 eksi V1, yani subtraction. Hani V2 V1'in ikisinin de kat sayısı 1, dikkat edin. Yani ikisinin de kat sayısı aynı olması lazım. Hem o aynılığı koruyorum hem de kazancı değiştirebiliyorum. Yani enstrümantasyon yükselticinin faydası bu. Şimdi burada da R10, yani şimdi VO eşittir V2 eksi V1 çarpı 1 artı 2 R bölü RG. Az önce yaptığımız için aklımda kaldı. Görüyorsunuz ufak fark ediyor ikisi. 2017 eksi 2011 çarpı 1 artı 2 çarpı 10.000 bölü RG neymiş? 500. Evet. Voltage gain nedir? Bu AV. Neymiş o? 20, 40, 41. AV eşittir 41. A şıkkı. Output voltage
0,006 çarpı 41. Yani bu da B şıkkı 0,0246 volt. Pardon, yani 246 milivolt elde etmiş oldum. Evet. Evet, bunları özetlemiş olduk. Bir tane soru çözelim. Bakalım. Şu devreyi bir analiz edelim. VS burası. VS çarpı 15 bölü 16. Değil mi? Yani buradan akım geçmiyor değil mi? 0 amper. 0 amper. Burası da VS çarpı 10 VS çarpı 15 bölü 16. Şu akım nedir? Şuraya doğru akım. I eşittir. VS çarpı 15 bölü 16 bölü 10.000. Tamam. O zaman VO nedir? VS çarpı 15 bölü 16 artı. Aslında buradaki akım I0 değil mi? Çünkü buradan akım geçmiyor. Buna I0 denmiş. I0 diyeyim. VS çarpı 15 bölü 16 artı I0 çarpı 150.000. Yani VS çarpı 15 bölü 16 artı VS çarpı 15 bölü 16 bölü 10.000 çarpı 150.000. Şunları şöyle 4 tane sıfırı götürelim. VS bölü 16 1 artı 15. Evet. Yani 15 VS. Olduğunu görüyoruz. Şimdi burada VS 2 voltsa, 2 volt olsa VO kaç olur? 2 çarpı 15 eşittir 30 volt mu olur? Hayır. Bu durumda 18 volt olur. Çünkü artı eksi 18 değil mi? Yani VS VO eşittir minimum 18 çarpı VS VS çarpı 15. Yani 15 VS hatta şöyle diyelim max eksi 18 minimum 18 15 VS. Yani eğer 18'in üzerine çıkıyorsa 15 VS, VOUT 18 olur. Eksi 18'in altına iniyorsa 15 VS, o zaman VO eksi 18 olur. İkisinin arasındaysa lineer bölgededir. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bir genç tasarımcı 2 voltluk bir sinyali 1, 5 ve 10 ile çarpmak istiyor. Bu switchli bir devre tasarlamış, yapı tasarlamış bakın. Yani switch'i buraya getirirse o zaman ne olacak? Bakalım ne olacak? Burası 2 volt, burası da 2 volt.
O zaman burası 2 volt olur. Evet, doğru. Yani 1, 5, 10. 1 doğru. Yani 1 ile çarpma işi doğru oldu. 5 ile çarpma işine bakalım. Burası 2, burası 2. Buradaki akım, pardon, 0,2 miliamper. Buradaki akım 0,2 miliamper. 2 volt artı 40 bin çarpı 0,2 miliamper. Evet, şunlar gider. 0, 2, 8, 10 olur. Bu doğru. Ötekine bakalım. Yani şu. Burası yine 0,2 miliamper. Burası da 0,2 miliamper. Ve o eşit. Bu 5'ti. Bu 10. Ve o eşittir 2 volt artı 0,2 miliamper çarpı 90 bin. Volt. Evet. İkisi de, üçü de doğru. O zaman hata nerede olabilir? Neresi kaldı bakmadığımız? Şu kaldı, değil mi? Yani hata şu. VCC yetersiz oluyor. En az 20 volt yapılmalı. Yani tasarımın hatası buydu. Şey doğru. 2 voltluk sinyali 1 ile 5 ile 10 ile çarpabiliyorum ama sonuncusunda VCC yani op amp'ın güç kaynağı yetersiz kalıyor. Şimdi düğüm analizi, düğüm gerileme yöntemi kullanarak IO'nun VS bölü 2R olduğunu ve yük fark etmeksizin öyle olduğunu gösterin demiş. Böylece yani bir yüke ne bağlarsak bağlayalım akım aynı oluyorsa o zaman bu voltage controlled current source oluyor. Değil mi? Yani buraya kontrol eden gerilimi bağlıyoruz. Buradan akımı sabit bir o gerilime bağlı bir akım elde ediyoruz. Bakalım nasıl olacak bu? Şimdi buradaki akım 0. Buradaki akım da 0. O zaman V1. Buraya V1 diyelim. Buraya da V1 diyelim. Burası VO dikkat ederseniz. VS eksi V1 bölü 2R eşittir V1 eksi VO bölü R oldu. Bu birinci denklem. İkinci denklemde şu akım aynen şuraya gider. VO eksi V1 bölü R eşittir V1 bölü 2R artı V1 bölü RL. Yani şu düğümde, şurada bir düğüm gerilimi yöntemi uyguladım. Yani şu gelen akım şuradan çıkıyor. Bakalım nasıl olacak. Şunu bir düzeltelim. VS eksi V1 eşittir 2V1 eksi 2V0. Yani birinci denklem VO eşittir veya şöyle diyelim V1 eşittir VS artı 2VO bölü 3. Evet.
Şimdi ikinci denkleme bakalım. Şunu bir bakalım. 2VO eksi 2V1 eşittir V1 artı V1 çarpı 2R bölü RL. Evet, V1 eşittir 2VO bölü 3V1 artı 2R bölü RL. Pardon. Evet. Yani 2VO eşittir 3 artı 2R bölü RL eşittir VS bölü 3 artı 2VO bölü 3. Evet. Bir düzeltme yapayım. Şöyle birinci denklem tamam. Yani şuradan gelen akım şuradan geçen akıma eşit olmasından birinci denklemi yazdım. Ve birinci denklemin sonucunda 3V1 eşittir VS artı 2V0 oldu. İkinci denklem VO eksi V1 bölü R eşittir V1 bölü 2R yani şurası V1 bölü 2R artı buraya IO dedim. IO. Buradan da şuraya 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. Burayı da 2R ile çarpalım. 2R'ye bölelim. O zaman şunlar gider. Yani 2VO eksi 2V1 eşittir V1 artı I0 2R. Yani ikinci denklem 3V1 eşittir 2VO eksi IO 2R. Görüyorsunuz. Şöyle şu ikisinin eşit olmasından yani bu iki denklemin çıkartayım farkını alayım iki denklemin 0 eşittir 2VO artı I0 2R yani şunları da silelim. Evet. I0 eşittir. Eksi 2VO bölü 2R oldu. Pardon. Şu ikisinin farkını alacağım. Bu VS idi. Eksi VS bölü 2R. Tamam. Şimdi oldu. Yani akımı buraya bağlanan yük ne olursa olsun bakın hiç o yüke bağlı değil yani tamam mı? Oradan geçen akım şu gerilim tarafından kontrol ediliyor görüyorsunuz. Yani voltage controlled current source olduğunu burada gördük.